Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Metinde anlatılan temel konunun dışında bir yargıyı taşıyan cümle düşüncenin akışını bozacaktır. Burada metinde anlatılan konudan tamamen bağımsız değil de farklı bir yönünü ele alıyorsa metnin anlamsal bütünlüğünü yine bozuyor demek olabilir. Haydi bir inceleyelim. Venedik sesli yeri yani San Marco, Canna Reggio, Santa Croce, Castello, San Polo, Dorso Duro adı verilen 6 bölgeye ayrılmıştır. Ve evlerin sayısı sokağa değil ilçelere göre numaralandırılmıştır. Eğer gideceğiniz adresin yolunu herhangi bir anıta veya meşhur bir yere yakınlığını vesaire bilmiyorsanız adresi bulabilmeniz neredeyse imkansızdır. Aslında postacılar bile teslim edecekleri paketin adresini bulmak için sıklıkla şehir rehberi kullanıyor. Zaman zaman televizyonlarda, gazetelerde yerine ulaştırılamayan mektupların yıllar sonra ortaya çıktığı ile ilgili haberlere rastlıyoruz. Şimdi bir kere birinci cümlede, ikinci cümlede ve üçüncü cümlede adres bulmayla ilgili bir yargı olduğunu görüyoruz. Yani 1, 2, 3 numaralı cümlelerde hep adres bulmayla ilgili bir takım zorlukların olabileceğini, işte postacıların bile adresleri doğru bulabilmek için şehir rehberlerini kullandığından bahsetti. Ama dördüncü cümlede yerine ulaştırılamayan mektupların var olduğundan bahsetti. Şimdi üçüncü cümlede postacı ifadesine yer verdi. Dördüncü cümlede de mektup dedi diye bunlar birbiriyle anlamsal bir yakınlık oluşturacak diyemeyebiliriz. Beşinci cümleye de bir bakalım. Cevabımız muhtemelen dört olacak. Beşinci cümleye de bir bakalım. Ondan sonra cevapla ilgili yine konuşacağız. Bu nedenle Venedik Belediyesi herkesin şehrin haritasına erişebileceği bir sayfa hazırlamış ve bir yerden bir yere rahat ulaşmasını sağlamıştır. Yani yine seyahat etmeyle ilgili, adres bulmayla ilgili bir kolaylıktan bahsedildi. Birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümle ve beşinci cümle aslında kendi arasında anlamsal bir bütünlüğe sahip. Ama dediğimiz gibi dördüncü cümlede sadece postaların yerine ulaşmadığı ve burada işte bunların yıllar sonra ortaya çıktığı ile ilgili bir yargı var. Ama adres bulmayla ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu yüzden de cevabımız D seçeneği oldu. Aşağıda midemiz neden guruldar sorusunun açıklaması karışık cümleler halinde verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 cümleleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralanırsa sorunun açıklaması anlamlı bir bütün halinde verilmiş olur diye aslında standart bir paragraf sıralama, paragraf oluşturma sorusu soruldu. Sadece biraz senaryolaştırma eklendi. Şimdi hemen bakıyorum cümlelere. Sindirim sisteminde yer alan mide ve bağırsaklar besinlerin sindirilmesi için sürekli olarak kasılıp gevşediğinden bir hareketlilik oluşur. Şimdi paragrafa girerken hemen böyle nedeniyle ilgili değil de daha öncesinden başlaması gerekiyor. Yani midemiz neden guruldar sorusuna böyle daha en başından başlayarak işte efendim besinlerin vücuda giriş anıyla belki başlayarak ya da işte insanların gıdalara ihtiyaç duymasıyla ilgili başlayarak oluşturmak gerekir. Ama burada direkt mideden başladı. Bağırsaklarda işte hareketlilik oluştuğundan başladı. Sanki direkt sonucu söylemeye yönelik oldu. Bu yüzden birinci cümle aslında metnin de ilk cümlesi olamaz diye düşünüyorum. İkiye baktım. Vücudumuz için gerekli enerjiyi vücudumuza giren besinlerden elde ederiz. Evet aslında bizim söylediğimiz gibi oldu. Kronolojik bir sıralama yarattığımızda burada en başta işte vücuda enerji gerektiğinden ve bunu da besinlerden sağladığımızdan bahsetti. Tam olarak aslında bir giriş cümlesi oldu diyebiliriz. Şimdi üçüncü cümle zaten bu süreçte diye başladı. Bununla metni başla tamam. Bu süreç hangi süreç? Bunu bilmiyorum. Üçüncü cümle de birinci cümle olamaz. Besinleri vücudumuz için kullanışlı hale getirmekse dedi. O zaman kendisinden önce bir şey daha söylemesi lazımdı. O yüzden bu da birinci cümle olamadı. Sanki dördüncü cümle ikinci cümleyle bağlantılı gibi. Beşinci cümleye bakıyorum. Besinlerin sindirimi sırasında ortaya çıkan sıvı ve gazların hareketi de mide gurultusu dediğimiz sese neden olur? Burada da zaten sorunun direkt cevabını verdi. Bu da birinci cümle olamaz. O zaman 2 ile başlıyorum. Şimdi 2'nin birinci cümle olmadığı seçenekleri elediğimde A seçeneği, B seçeneği ve D seçeneğinin elendiğini gördüm. Sonra devam ediyorum. Vücudumuz için gerekli enerjiyi vücudumuza giren besinlerden elde ederiz. Besinleri vücudumuz için kullanışlı hale getirmekse ağızla başlayıp anüste sona eren sindirim sistemimizin görevidir şeklinde. Aslında dördüncü cümleyi de ikinci cümle olarak sıralayabiliriz. Daha sonrasında şimdi şurada ne dedi?
Ağızda başlayıp onun üstte sona eren sindirim sistemimizin görevidir. Burada bir sona eren ifadesi aslında bir sürecin varlığını bize işaret etti. Zaten üçüncü cümlede de şurada diyor ki bu süreçte besinler parçalanır ve besinlerin emilimi gerçekleşir dedi. O zaman dördüncü cümleden sonra da aslında üçüncü cümlenin doğru sıralamada yer alması gerektiğini söyleyebiliriz. Daha sonrasında besinlerin emilimi gerçekleşir dedi. Sindirim sistemimizde yer alan mide ve bağırsaklar besinlerin sindirilmesi için sürekli olarak kasılıp gevşediğinden bir hareketlilik oluşur şeklinde birle devam ediyorum. Besinlerin sindirimi sırasında ortaya çıkan sıvı ve gazların hareketi de şurada hareketlilik oluştuğundan bahsetti. Bu hareket de mide gurultusu dediğimiz sese neden olur dedi. O zaman doğru sıralamada 2, 4, 3, 1 ve 5 olduğunu yani E seçeneğinde elendiğini cevabın C olduğunu görüyoruz. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir diye sorulmuş. Hemen bir bakalım. Türkiye'de polisiye romanın ilk örnekleri çeviri yoluyla girmiştir. Türkçe'de ilk polisiye 1881'de Ahmet Münif'in Fransız yazarı Ponson de Trail'den Paris Faciaları adıyla tercüme ettiği romandır. 19. yüzyılın ikinci yarısında edebiyatımız yerli romanla tanıştığı gibi polisiye romanla da tanışır. Şimdi burada bir kere şöyle bir kronolojik hata oldu. Şimdi ilk örnekleri çeviri yoluyla girmiştir şeklinde bir giriş cümlesi oldu. Birinci cümle yerli yerinde bir cümle. Ama üçüncü cümle ile ikinci cümle arasında kronolojik anlamda bir problem var. Ne demek yani? Şimdi önce tanışacak, şurada diyor ya 19. yüzyılın ikinci yarısında edebiyatımız yerli romanla tanıştığı gibi polisiye romanla da tanışır. Daha sonra bunun ilk örneklerini verecek. O zaman 2 ve 3 arasında bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum. Yine bir devam edelim. Türkiye'de polisiye roman türünün ilk örnekleri. Şimdi burada Türkçedeki ilk polisiye romandan bahsetti. Burada da polisiye roman türünün ilk örneklerini sıralamaya devam etti. 2 ile 4'ün peş peşe olması da daha mantıklı. O zaman 2 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. 5'e de bir bakalım. Tercümelerle başlayan yayın faaliyetleri zaman içinde Türk yazarlarının türe ilgi duymasıyla yerli ürünlerde de çeşitlenir ve zenginleşir diye bir sonuç cümlesi elde edilmiş oldu. Dediğimiz gibi kronolojik anlamda, sıralama anlamında bir problem olduğu için burada 2 ile 3'ün yer değiştirmesi veya şöyle de düşünülebilir. Burada ilk polisiye işte Paris Faciaları adıyla tercüme ettiği romandır dedi. Sonra da polisiye roman türünün ilk örnekleri şu tercümelerdir şeklinde örneklemeye devam etti. 2'den sonra 4'ün de gelmesi daha mantıklı olacağı için cevabımız C seçeneği olmalı. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye soruldu. Hemen bakalım. Şimdi burada oysa Halide Edip adı var. Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir yazar şeklinde karşımıza bir ifade çıktı. Şimdi şuradaki oysa ifadesi kendinden önceki kısmın aksine gibi bir yargı olması gerekiyor. Şimdi ne dedi burada? Halide Edip adı var. Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir yazar. Savaşı bütün acısıyla, üzüntüsüyle yaşamış ve Ateşten Gömleği 1922 yılında sıcağı sıcağına yazmış. Şimdi bu cümleden biz ne anlıyoruz? Demek ki Halide Edip adı var Kurtuluş Savaşı'na katıldığı için bu eserini oluşturabildi. Yani veya şurada işte buraya katılmayla ilgili, katılmamayla ilgili, savaşa katılıp katılmama, savaşta yer alıp yer almamayla ilgili bir yargının gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Metni bir tamamlayalım, sonra seçeneklerde aramaya devam edeceğiz zaten. Ateşten Gömlek Halide Edip'in tanıklığı. Dolayısıyla Halide Edip'in başarısı ve gücü bu tanıklıktan geliyor. Burada da yine Halide Edip'in o döneme tanıklık ettiğinden, şahitlik ettiğinden bahsetti. O zaman şurada da dediğimiz gibi oysa gibi bir ifade olduğu için bizim ne yapmamız lazım? Kendisinden önceki kısmında biraz daha zıtlı durumları ele almamız lazım. Hemen bakalım. Halide Edip eserlerinde kendi halinde insanlardan tutun da kurtuluş mücadelesine kadar birçok konuda eser vermiştir. Şimdi kurtuluş mücadelesi tamam ama kendi halinde insanlarla ilgili herhangi bir ayrıntıya sahip değiliz. O zaman A seçeneği gelemez. B seçeneğinde Kurtuluş Savaşı olurken veya onu takip eden yıllarda Kurtuluş Savaşı'nı konu alan birçok eser kaleme alınmıştır dedi. Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusu. Bu cümleyi söyledikten sonra oysa Halide Edip adı var Kurtuluş Savaşı'na katılmış ifadesini getiremezsin. Oysa burada işi bozdu. Bu da gitti. Romancılarımız yalnızca romanı değil, memleket sorunlarını da düşündükleri için siyasal sorunların uzağında kalamamışlardır. Burada da siyasal bir sorun söz konusu değil, C'de olmaz. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların çoğu
Bu savaşı yaşamayanların araştırmalara dayanarak yazdıkları romanlardır dedi. Oysa Halide Edip adı var, Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir yazardır şeklinde de devam etti. Cuk diye oturdu diyebiliriz. E'ye de bir bakalım, sonra yine konuşalım. Birçok yazar yaşadığı dönemin güncel olaylarını romana taşımayı kendine görev edinmiş. Bu da nehir roman örneklerini çoğaltmıştır dedi. Nehir roman örneklerini çoğalttıktan sonra Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir yazar olduğunu söylemesinin hiçbir mantığı olmayacak. E seçeneği de bu sebeple gitti. Dediğimiz gibi doğru cevabımız D seçeneği oldu. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde olumsuz bir soru kökümüz var. Şıklara önce bir bakıyorum, değerlendiriyorum. Sonra da metinde var mı yok mu kontrol ediyorum. Haydi bakalım. A seçeneğinde ne dedi? Sayıp dökmelerden yararlanılmıştır dedi. Ne demek sayıp dökme? Birbiriyle alakalı örnekleri peş peşe sıralama. B seçeneğinde değişik cümle türleri kullanılmıştır dedi. Burada da bir isim cümlesi olabilir, bir fiil cümlesi olabilir, bir kurallı cümle olabilir, bir devrik cümle olabilir. Bunlara bakmak lazım. C seçeneğinde alıntıya yer verilmiştir dedi. D seçeneğinde karşılaştırma yapılmıştır ifadesini gördük. E seçeneğinde de birden çok duyuya seslenen ayrıntılar vardır dedi. Haydi geçelim metne. Karadeniz sahillerinde Sakarya'nın Karasu ilçesinden tutun da Artvin'e kadar yaylaların şenlikleri vardır. Bu şenlikler Artvin üzerinden kıvrılıp Kars'a kadar devam eder. Her bir yaylanın kendine has dokusu, iklimi, otu, çiçeği ve insanı vardır. Ne yaptı? Peş peşe örneklenen sözcükleri sıraladı. O zaman sayıp dökmelerden yararlanılmıştır diyebiliriz. Aynı zamanda şimdi şurada şenlikleri vardır derken bu bir isim cümlesi. Devam eder derken burası da bir fiil cümlesi. O zaman farklı cümle türlerine de yer verilmiştir dememiz gayet doğal. Hepsine yayla deyip geçenler birkaç gün orada yaşayınca anlarlar aralarındaki fark. Mesela burada da ne oldu? Devrik bir cümle verdi. Diğer cümleler yüklem sondaydı, kurallıydı. Yayladan yaylaya ineklerin kafalarına takılan süslü örmeler, keçilerin çanları, yayla evlerinin mimarileri değişir. Şimdi keçilerin çanları, çan sesleri böyle işitsel, kulağa hitap eden bir ayrıntı gibi düşünülebilir. Mimari, evlerin mimarileri görsel bir ayrıntı gibi düşünülebilir. Devam edelim. Çalınan kemençe havalarıyla ayrılır yaylalar birbirinden. Burada da yine kemençe havaları dedi. O zaman birden çok duyuya seslenen ayrıntılar vardır ifadesini de söylemek mümkün. Çalınan kemençe havalarıyla ayrılır yaylalar birbirinden. Akçaabat havası, Maçka havası, Sis Dağı havası diye. Trabzon'dan öteye Rize ve Artvin'e geçince ise kemençenin yerini tulum alır. Burada da aslında Trabzon'dan öte tarafa gittiğinde, daha doğuya gittiğinde kemençenin yerine tulum geliyor diyor. O zaman bir karşılaştırma da var. Trabzon'a kadar işte kemençe, Trabzon'dan sonra tulum var gibi bir karşılaştırma da olabilir. Ama herhangi birisinin sözüyle ilgili bir alıntılamaya yer verilmedi. Cevabımız C seçeneğidir. Bir açık oturumda Orhan Kemal fabrikalarda çalışmak zorunda kalmasaydı işçilerden söz açan hikayelerini, romanlarını yazabilir miydi? Halikarnas balıkçısı Bodrum'a sürgüne gönderilmeseydi, deniz emekçilerinin yaşam kavgalarını ve sorunlarını anlatan romanlarını nasıl yazacaktı sorularını soran bir eleştirmen aşağıdakilerden hangisine açıklık getirmektedir diye soruldu. Şimdi aslında burada Orhan Kemal fabrikada çalıştığı için işçi sorunlarını dile getirdi. İşte Halikarnas balıkçısı Bodrum'a sürgüne gönderildiği için deniz insanlarının hayatını, bunların zorluklarını anlatan romanlar, İşte hikayeler yazabildi diyor. Yani sanatçıyı şekillendiren içinde bulunduğu ortamlar şeklinde düşünülebilir. O zaman bir bakalım içinde bulunduğu ortamlar, koşullar, yaşam tarzları bunlar sanatçının eserlerini şekillendiriyor diye düşünülebilir. O zaman bir bakalım seçeneklerde hangisi var. A. Nitelikli sanatçı sayısında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Bir kere sanatçıların nitelikli olduğu ile ilgili bir yargı da yok. Bunlarda bir düşüş olup olmadığı ile ilgili bir yargı da yok. A seçeneği olamaz. B'ye bakıyorum. Sanatçılar yaşanmışlık duygusu uyandırmak için insanların arasına karışır. Şimdi burada insanların arasına bir amaç doğrultusunda karıştığından bahsetti ama verilen sorularda burada işte Orhan Kemal'in fabrikada çalışmak zorunda kalması dedi. Yani birisinde tercihen insanların arasına karışıyor, birisinde mecburiyetten, o yüzden B seçeneği de olmaz. C seçeneğinde alışılmışın dışındaki konular eseri değerli kılar. Burada konularının alışılmışın dışında olması ya da olmaması herhalde verilen sorularla ilişkili değil.
Bir dönemin sanatçıları yapıtlarıyla ses getirmiştir diyor. Şimdi bununla alakalı da sorular değil buradakiler. E seçeneğine bakıyorum. Yaşamında oluşan koşullar sanatçıyı yönlendirmektedir. Yani sanatçının içinde bulunduğu ortama, şarta göre eser vermesi gayet doğaldır diyor. Bu yüzden de aslında cevabımız E seçeneği oldu. Bu parçadan sözcüklerle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri söylenebilir denildi. Hemen bir metne bakalım, sonra da yargılardan hangilerini söyleyebileceğiz bulmaya çalışalım. Harfler seslerin işaretleridir. Sözcükler ise seslerden oluşmaktadır. Yazılı veya sözlü işaretlerle göz önünde bulunmayan her şeyi göz önüne getirilebilir. Ağaçları konuşturabilirsiniz. Bu büyü değil de nedir? Dile bu büyük gücü veren nedir? Kendiliğinden çalışan bir şartlı refleks mekanizması dolayısıyla dilin varlığın yerine geçişi. Ünlü Rus alimi Pavlov yaptığı denemelerde köpeklere acıktığı zaman et vermiş, bir de zil çalmıştır. Bu hareket tekrarlanınca köpeğin ağzından sadece zil sesi ile de salyalar akmaya başlar. Köpeğin karnı zil sesiyle doymaz ama zil sesi köpekte etin hayalini uyandırır. İnsanoğlunun hayatında da sözcükler aynı rolü oynar. Yani sözcükler de insanoğluna çalınan zillerdir. Yani sözcüklerin burada aslında insanların ne şekilde etkilediğinden bahsetti. Hemen bakıyorum. Gösterdiği eşyanın hayalini göz önünde canlandırır. Evet, bunu söylemişti zaten. Şurada diyordu ki göz önünde bulunmayan her şey göz önüne getirilebilir. O zaman gösterdiği eşyanın hayalini göz önünde canlandırır sözcükler. Buna ulaşabilir. İnsanlarda istenç dışı koşullanmaya yol açar. Pavlov'un köpeği gibi olduk aslında. Sözcükler de insanlara bir şeyler çağrıştırıyor. Burada da dedi ki kendiliğinden çalışan bir şartlı refleks mekanizması dolayısıyla dilin varlığın yerine geçişidir. O zaman sözcükler insanlarda istenç dışı koşullanmaya yol açar. Şurada da aynısı var. Sözcükler de insanoğluna çalınan zillerdir dedi. O zaman buna da ulaşırım. Kişiler arası iletişimin sağlıklı kurulmasını sağlar. Şimdi sözcükler evet kişiler arasındaki iletişimin sağlıklı kurulmasını sağlayabilir ama bu bizim doğrumuz. Metinde böyle bir şeyden bahsetmedi. O zaman cevabımız C seçeneği oluyor. Bu parçada tanıtılan sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir diye olumsuz bir soru köküyle yine karşılaştık. Burada şöyle yapıyoruz. Seçenekleri yukarıdan aşağı dikkatli bir şekilde okuyoruz. Sonra bu okuduklarımız yukarıdaki metinde var mı yok mu bunu kontrol etmeye, tespit etmeye çalışıyoruz. A seçeneğinde sanatçımızın yazdıklarıyla gelecek kuşaklara seslenmesinden bahsedildi. B seçeneğinde tüm yapıtlarında aynı yönteme başvurduğundan bahsedildi. C seçeneğinde düşüncelerini yazı ortamında sergilemesinden bahsedildi. D seçeneğinde öğreticilik yönünün bulunduğundan bahsedildi. Ve E seçeneğinde yapıtlarının etkileyici nitelikler taşıdığından bahsedildi. Hemen bunları araştıralım metinde. Sözün ve yazarın bir cazibesi vardır. İsmail Habib'in dediği gibi söz var söyleyenle, söyleyen var söylediği sözle büyür. Mehmet Niyazi yazı hayatı boyunca sözlerini sessiz bir şekilde satırlarına, kitaplarına döktü. O Mehmet Akif'in sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir dediği gibi sessizce yaşadı. Ne var ki arkada bıraktığı eserler asırlar sürecek bir çoğaltının gür sesi olarak geride kaldı. Ha, o zaman asırlar sürecek bir çoğaltının gür sesi olarak geride kaldıysa yazdıklarıyla gelecek kuşaklara seslenmesi burada ulaşılabilir. Aynı zamanda şurada yazı hayatı boyunca sözlerini sessiz bir şekilde satırlarına, kitaplarına döktü dediğinde burada da yine aslında düşüncelerinin yazı ortamında, hayatının yazı ortamında dile getirmesinden bahsedildi denilebilir. Bu yüzden C'ye de ulaşabilirim. Devam ediyorum. Bir çırpıda sayılı verecek yazılmamış destanlar, Çanakkale Mahşeri, Plevne, Ahyemen, Kanice, Var Olmak Kavgası, Türk Devlet Felsefesi gibi eserler tarihin köşe taşları olarak kalacak, bu toprakların gençlerini aydınlatmaya devam edecektir. Şimdi gençleri aydınlatmaya devam edecekse öğreticilik yönü bulunuyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu eserler tarihin köşe taşlarıysa etkileyici nitelikler taşıyor. Çok önemli eserler demek ki bunlar. Bu da var. Ama eserlerinde kullandığı, başvurduğu yöntemle ilgili herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yazarın bu parçayı yazmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Hemen bir bakalım yazarımızın amacı neymiş? 1975'te ekonomistler ülkelerin zenginliğiyle yaşam süresi beklentilerini karşılaştırdıklarında
gördükleri doğrusal ilişkiden yola çıkarak zenginliğin yaşam süresini uzattığı sonucuna vardı. Sebebi de görünüşe göre barizdi. Yiyeceklerden sağlık hizmetlerine kadar insanların sağlıklı olması için gereken her şey parayla satın alınıyordu. Ancak ilerleyen yıllarda elde edilen veriler ekonomik gelişmenin her zaman uzun yaşam demek olmadığını gösterdi. 1980'li yıllarda araştırmacılar okuryazarlıktaki artışın yaşam süresi beklentisi üzerinde zenginliğe göre daha etkili olduğunu fark etti. Herhangi bir ülkedeki daha eğitimli insanlar daha uzun yaşıyordu. Ha, demek ki şimdi 75'te ekonomistlerin yapmış olduğu bir belirleme var. Ama ilerleyen yıllarda bu durum biraz daha değişti. Ekonomistler ülkelerdeki işte zenginlikle yaşam süresinin, sağlıklı ömür sürmenin doğru orantılı olduğunu düşünüyordu. Daha sonradan yapılan araştırmalar ortaya koydu ki aslında uzun ömürlülük ekonomiyle, zenginlikle alakalı değil, okuryazarlıkla alakalı, eğitimle alakalı. O zaman burada metnin yazarı bu parçayı düşüncelerin böyle değişkenliğe uğrayabildiği ile ilgili ya da ne bileyim işte okur yazar olmanın, eğitimli insan olmanın daha uzun bir yaşamı getireceğini düşündüğü ile ilgili bir amacı olabilir. Seçeneklere bir göz atalım. A. Bilinen bir gerçeğin zaman içinde değiştiğini anlatmak. Evet, olabilir. Bilinen bir gerçeklik vardı, zaman içinde değişti. Ekonomistler uzun yaşamayı, sağlıklı yaşamayı zenginliğe bağlamışlardı. Daha sonra yapılan araştırmalarda bunun okuryazarlıkla, eğitimle mümkün olduğu ortaya konmuştu. Bu olabilir. B'ye bakıyorum. Zenginliğin yaşam süresi üzerindeki etkilerini açıklamak. Hayır, bu değil. Burada bir değişimden bahsediyor yazar. C'de cinsiyet faktörü dedi. Bir kere cinsiyete göre hiçbir yargı yok. O yüzden bu da gitti. D'ye baktım. Ülkedeki ekonomik koşullarla insanların yaşam kalitesini ilişkilendirmek. Şimdi bu 1975 yılındaki ekonomistlerin düşüncesi. Ama yazar ne yaptı? Daha sonra bu değişti. Ancak ilerleyen yıllarda değişti bu bilgiler diyor. O zaman bu da değil. E'ye bakıyorum. Okuryazarlık oranındaki artışın ekonomik gelişmeleri etkiledi. Bu da okuryazarlıkla ekonomi arasındaki ilişkileri dile getirmek oldu. Ama dediğimiz gibi metnin yazarı bilinen bir gerçeğin zaman içinde değiştiğini anlatmak için bu metni oluşturmuş. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur şeklinde olumsuz bir soru köküyle karşılaştık. O zaman hemen hızlı bir şekilde seçenekleri değerlendirip sonra da metinde bunların cevabı var mı yok mu incelemeye çalışıyoruz. A seçeneğinde müzenin arşivinde bulunan görsellerin hepsi mi, bir bölümü mü kullanıma açılıyor? B seçeneğinde müzeyle ilgili bilgi almak için göz atabileceğimiz bir iletişim adresi var mı? C seçeneğinde kullanıma açılan görsellerin netlik düzeyi nedir? D seçeneğinde müzede sergilenmeyen parçalara ziyaretçilerin ulaşma imkanı olacak mı? E seçeneğinde de müzedeki açık kullanım alanlarında bizi ne tür bir sanat yelpazesi bekliyor diye sorular sıralanmış. Haydi metinden cevaplarını bulmaya çalışalım. New York'ta bulunan ve günümüzden 5000 yıl öncesine kadar uzanan çok sayıda esere ev sahipliği yapan Metropolitan Sanat Müzesi, arşivindeki 375 bin eserin yüksek çözünürlüklü görsellerini ücretsiz olarak kullanıma açtığını duyurdu. Koleksiyondaki toplam görsel sayısı ise 450 bine yakın dedi. Ha, şimdi o zaman bulunan görsellerin hepsi mi, bir bölümü mü kullanıma açıldı? Bir bölümü kullanıma açıldı. Yani burada 375 bin eserin aslında yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını paylaşmışlar. Aynı zamanda burada işte netlik düzeyine bu görsellerin yüksek çözünürlükte olması, o zaman C seçeneğine de ulaşıyorum. Bu sorunun cevabı da var. Tablolardan heykellere, eski fotoğraflardan arkeolojik buluntulara kadar. Şimdi heykel, eski fotoğraf, arkeolojik buluntu, müze arşivinde yer alan hemen hemen tüm parçaların görselleri paylaşılanlar arasında yer alıyor. O zaman müzedeki açık kullanım alanlarında bizi ne tür bir sanat yelpazesi bekliyor? Geniş. Ne dedi? Tablolar var, heykeller var, eski fotoğraflar var. Arkeolojik buluntulara kadar var. Daha bir şeyler daha var muhtemelen. E seçeneği de oldu. Üstelik hali hazırda müzede sergilenmeyen parçaların da yüksek çözünürlük fotoğraflarını arşivde bulmak mümkün denildi. O zaman müzede sergilenmeyen parçalara da ziyaretçilerin ulaşması mümkün. Ama müzeyle ilgili bilgi almak için göz atabileceğimiz bir iletişim adresi, ne bileyim internet sayfası var mı? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Cevabımız bu sebeplerle B seçeneği oldu.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruldu. Şimdi burada boşluğun şurada olduğunu görüyorum. Demek ki metnin öncesi ve metnin sonrası arasında bir bağlantı noktası olması lazım. Haydi bir bulmaya çalışalım. Dövüş Kulübü filmini izledikten sonra Palahniuk'un Türkçe basılmış ne kadar kitabı varsa takside girip almıştım. Yazarın dili öylesine etkiliyordu ki beni, üslubunun kalemime sirayet etmesinden, yayılmasından, dağılmasından, onun kötü bir taklidine dönüşmekten korkar olmuştum. Bunun sebebi yalnızca hayatta dert edindiğim mevzuları ele alıyor olması değildi. Onları daha önce görmediğim bir biçimde aktarabiliyor olmasıydı. 2001 senesinde Varlık Dergisi'nde Palahniuk'la yapılan bir röportaja rastlamıştım. Kurmaca mevzusuna takmıştı kafayı. Yazdığı romanların bütünüyle kurmaca olmadığını savunuyordu. Onları nostaljik bir anı defteri, bir hatırlatıcı diye tanımlıyordu. Buraya cümlemiz gelecek. Sonra yaşadığı trajedileri, yaptığı tercihleri, parayla, aileyle kurduğu ilişkiyi, özgürlüğü arama yöntemini öğrenince onunla ilgili düşündüğüm biçim, üslup soruları yerini insanın hayatla kurduğu gerçek ilişkiye bırakmıştı. Demek ki burada adam tamamen kurmaca değil bunlar. Ben yaşadıklarımı anlattım. Bunlar nostaljik bir anı benim için. Ben yaşadıklarımı, efendim, yaptığım tercihleri, işte kendi gerçek yaşantımdaki ilişkilerimi anlattım gibi bir şey olması lazım. Yani burada gerçeklikle ilgili bir yargıya ihtiyacım var. Hemen bir seçeneklere bakıyorum. A. Düşüncelerini ve tasarılarını içinde bulunduğu zamanda eleştirilmek korkusuyla yazamamıştı dedi. Eleştirilmekten korkup korkmadığı ile ilgili bir yargı yok zaten, bu olmaz. B. Ne var ki o zamanlar istediği gibi yazabilme cesaretine henüz sahip değildi. Böyle bir cesareti var mı yok mu, bununla ilgili de bir ayrıntı yok. C. Çünkü tanıdığı insanları ve yaşanmış olayları kaleme almayı seçmişti. Gerisi hayal gücüydü. Ha, aslında şunun çünküsü. Tamamıyla kurmacı olmadığını savunuyordu. Çünkü tanıdığı insanları ve yaşanmış olayları kaleme almayı seçmişti. Gerisi hayal gücüydü. O zaman C seçeneği sanki boşluğa olacak gibi. D'ye bakıyorum yine de. O zamanlar altından kalkamayacağı bir takım gündelik sorunlar peş peşe gelmiş, onu fazlasıyla yormuştu. Onu yormasıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Belki vardır ama metinde anlatılmadı bu. Bu da gitti. Ona göre kurmaca bir yapıtın başarısında rol oynayan en önemli yapı taşıydı. Bununla ilgili de bir belirlemesi yok sanatçının. Ama dediğimiz gibi sanatçımız ne yapmış? Palahniuk kendi yaşantısından, işte tanıdığı insanlardan, yaşanmış olaylardan da bir şeyler eklemiş. Onun dışındaki kısımlar kurmacaymış. O zaman aslında gerçekle kurmaca iç içe diyebiliriz. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği oldu. Altı çizili cümleye göre Palahniuk'un sözü edilen eserinde görülen özellik aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Hemen bir cümleye bakalım, sonra da bu özelliği bulmaya çalışalım. Bunun sebebi yalnızca hayatta dert edindiği mevzuları ele alıyor olması değildi. Onları daha önce görmediğim bir biçimde aktarabiliyor olmasıydı. Daha önce görmediği bir biçimde aktarabiliyorsa demek ki adamın orijinalliği, burada efendim kimseye benzememesi, kendine has bir üslubunun olması, yani özgünlüğü dile getiriliyor. Hızlıca seçeneklere bakacak olursak, A seçeneğinde evrensellik verildi. A seçeneğindeki evrensellik olmaz. B'de akıcılık verildi. Bu da olmaz. C seçeneğinde açıklık, D'de etkileyicilik verildi. Bunların hiçbirisi aranılan veya bizim yaptığımız yorumu karşılayan ifadeler değil. Ama E seçeneğine baktığımızda özgünlük, kimseye benzememe, orijinallik, kendine has bir üslubunun olması anlatılmak istenen özellik olarak karşımıza çıktı. Cevabımız E seçeneği oldu. Bu parça iki paragrafa ayrılırsa ikinci paragraf hangisiyle başlar? Bu tür sorularda bizim için önemli olan metnin ana iletisinin daha farklı bir noktasını dile getiren ya da metnin ana iletisinden tamamen sıyrılarak yeni bir şeyi dile getiren cümleyi belirleyebilmek olmalı. Hemen bir bakalım. Şiire giren her sözcük bilinen sözlük anlamından sıyrılır. Kendini bütünün anlamını oluşturmak için feda eder, yani öldürür. Sözcük artık bütünün emrindedir, onun hizmetindedir. Sözcüklerin bu durumu şiirin doğuş aşamasıdır. Doğuşu bitip de şiir tamamlandıktan ve anlamını bulduktan sonra geriye dönüş başlar. Yeni oluşan bütünün anlamı tek tek sözcüklere dokunarak onlara hayat verir ve sözcükler tek tek uyanır. Ne var ki her sözcük artık eski benliğini kaybetmiş, bütünün verdiği anlamı kuşanmıştır. Ama bundan memnundurlar. Çünkü kendilerini feda ederlerken daha büyük bir anlama hizmet ettiklerinin, yani şiir olduklarının farkındadırlar. Sadece sözcükler değil, şiiri oluşturan her şey, noktası, virgülü, ses, ölçü, ritim vesaire
bütüne hizmet eder. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Yedinci cümleye kadar sözcüklerin şiirin bütününe nasıl hizmet ettiğinden bahsetti. Yani şiirin sözcüklerden oluşan bir bütün olduğunu, işte bütün sözcüklerin şiiri oluşturmada kendini feda ettiğini ve bundan sözcüklerin aslında memnun olduğunu dile getirdi. Ama yedinci cümlede sadece sözcüklerin değil, şiiri oluşturan her şeyin bütüne hizmet eden unsurlar olduğu dile getirildi. Yani sözcüklerin dışında işte şiirde nokta, virgül, ses, ölçü, ritim vesaire her şey bütüne hizmet eder dedi. Burada 7. cümleye kadar sözcüklerle şiirin bütünü arasında bir ilişki vardı. 7. cümleden itibaren şiirdeki her şeyin aslında şiire hizmet ettiği dile getirildi. Yani metindeki ana üzerinde durulan konunun biraz daha dışında farklı bir yönü, farklı bir özelliği vurgulanmış oldu. Devam ediyorum okumaya. 8. cümlede diyor ki, şiir bu anlamda Eliot'un da belirttiği şekilde kusursuz psikolojik denge anlarının dil ortamındaki sembolüdür dedi. Burada da yine ana düşünceyi veya işte bu metni yazan yazarın son işte bize vermek istediği mesajı dile getirdi. Ama dediğimiz gibi 7. cümleden itibaren metni ikiye bölmek mümkün. Cevabımız bu sebeple E seçeneği olur. Yukarıdakilerden hangileri sözcüklerin şiir olmasında belirleyicidir diye soruldu. Hemen bir bakalım metne. Şiire giren her sözcük bilinen sözlük anlamından sıyrılır. Kendini bütünün anlamını oluşturmak için feda eder, yani öldürür. Sözcük artık bütünün emrindedir, onun hizmetindedir. Sözcüklerin bu durumu şiirin doğuş aşamasıdır. Doğuşu bitip de şiir tamamlandıktan ve anlamını bulduktan sonra geriye dönüş başlar. Yeni oluşan bütünün anlamı tek tek sözcüklere dokunarak onlara hayat verir ve sözcükler tek tek uyanır. Ne var ki her sözcük artık eski benliğini kaybetmiş, bütünün verdiği anlamı kuşanmıştır. Ama bundan memnundurlar çünkü kendilerini feda ederlerken daha büyük bir anlama hizmet ettiklerinin, yani şiir olduklarının farkındadırlar. Sadece sözcükler değil, şiiri oluşturan her şey, noktası, virgülü, ses, ölçü, ritim vesaire bütüne hizmet eder. Şiir bu anlamda Eliot'un da belirttiği şekilde kusursuz psikolojik denge anlarının dil ortamındaki sembolüdür diye metin verildi. Şimdi bakıyorum birinci öncüle. Bütünün kimliğini taşımak, evet, sözcüklerin şiirde bir bütün oluşturması. Hatta sadece sözcüklerin değil, efendim noktanın, virgülün, işte ritmin, sesin gibi pek çok unsurun şiirin bütününe hizmet etmesi gerektiği söylendi. O zaman birinci öncül olmalı. Sese dayalı üslupla öne çıkmak. Şimdi ahengin, yani sessel yinelemelerin ön plana çıkmasıyla ilgili bir ayrıntıya yer verilmedi. O yüzden iki olmaz. Yeni bir anlama kavuşmak denildi. Evet, sözcükler kendi anlamlarını yitiriyorlar. Yeni bir anlama ulaşıyorlar. Nerede verdi metinde? Şurada bir yerde verdi. Her sözcük artık eski benliğini kaybetmiş, bütünün verdiği anlamı kuşanmıştır. O zaman bu olur. İmge dünyasıyla etkili olmak, yani hayali, sembolik anlatımlara sahip olmak gibi düşünülebilir. Mecazi anlatımlar gibi düşünülebilir ama bundan da bahsetmedi. O yüzden 4 olmadı. Şiir olmasında belirleyici olan öncülleri istiyordu. O zaman cevabımız C seçeneği oldu diyoruz. Bu metnin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruldu. Hemen bir seçenekleri okuyalım, sonra bunlardan hangisini söyleyemeyeceğimizi belirlemeye çalışalım. A seçeneğinde tanıklıktan yararlanılmıştır dedi. Yani tanık göstermelere yer vermesi lazım. B seçeneğinde örneklemeye başvurulmuştur ifadesi var. C seçeneğinde öznelliğin ağır bastığı dile getirildi. D seçeneğinde olasılık dile getirilmiştir ifadesini görüyorum. E seçeneğinde de kişileştirme vardır denildi. Hemen bakalım. Şiire giren her sözcük bilinen sözlük anlamından sıyrılır. Kendini bütünün anlamını oluşturmak için feda eder, yani öldürür. Şimdi kendini feda eder, kendini öldürür derken sanki sözcük bir insanmış gibi düşünüldü. O yüzden burada bir kişileştirme var. E seçeneğine yer verdi. Sözcük artık bütünün emrindedir, onun hizmetindedir. Sözcüklerin bu durumu şiirin doğuş aşamasıdır. Doğuşu bitip de şiir tamamlandıktan ve anlamını bulduktan sonra geriye dönüş başlar. Yeni oluşan bütünün anlamı tek tek sözcüklere dokunarak onlara hayat verir ve sözcükler tek tek uyanır. Burada da işte doğuş aşamasıyla ilgili bir örnekleme durumu söz konusu aslında. Yani sözcükler kendini feda ettikten sonra doğuş aşaması başlıyor. Yani şiirdeki sözcüklerin nasıl şiirin bütününe
hizmet ettiği ile ilgili bir örnekleme gibi düşünülebilir. Ne var ki her sözcük artık eski benliğini kaybetmiş, bütünün verdiği anlamı kuşanmıştır. Burada da yine bir örnek gibi düşünülebilir. Sözcük kendini şiir için feda etmişti. Şiirin yeni verdiği anlama kuşandı, ona büründü şeklinde düşünebiliriz. Örneklemeye başvurduk. Ama bundan memnundurlar çünkü kendilerini feda ederlerken daha büyük bir anlama hizmet ettiklerinin, yani şiir olduklarının farkındadırlar. Burada da aslında biraz öznel bir durum söz konusu. Çünkü kime göre bu böyle? Yani kimi şiir okuyucusu der ki efendim ben işte şiirlerin incelendiği sırada sözcüklerin kendi anlamlarını korumasını isterim. Kimisi de der ki sözcük dediğimiz şey kendi anlamından, temel anlamından sıyrıldığı müddetçe aslında şiiri oluşturabilir, şiirin bütününe hizmet edebilir der. Yani bu öznel bir yargı barındırdı. O zaman C seçeneğine de ulaştık. Sadece sözcükler değil, şiiri oluşturan her şey, noktası, virgülü, ses, ölçü, ritim vesaire bütüne hizmet eder. Şiir bu anlamda Eliot'un da belirttiği şekilde kusursuz psikolojik denge anlarının dil ortamındaki sembolüdür. Burası da aslında bir tanık gösterme oldu. A seçeneğine de yer verdik ama olasılıkla ilgili herhangi bir yargıya rastlamadık. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre hiç duyulmamış bir vezin türü üretmeye kalkışırsanız hoş karşılanmaz. Yani vezinle ilgili daha önce yapılmayanı yapmaya çalışırsanız bu insanlar tarafından hoş karşılanmaz ifadesi getirilebilir denildi. Hemen bir inceleyelim. Divan ve halk edebiyatımızda şairlerin yaratıcılıklarının alabildiğine kısıtlandığı görülür. Bu edebiyatlarda şairleri şiirin kapsamından önce biçimle ilgili kalıplar, gelenekler sınırlar. Bu gelenekte aruz vezni vardır, hece vezni vardır. Bu iki veznin grubunun şair doğmadan önce belirlenmiş türleri vardır. Şairin de işte bu belirlenmişlerden birini seçmesi gerekir. Beyit kullanmanız gereken yerde 3 mısra, dörtlükle yazmanız gereken yerde ise 5 mısra kullanırsanız olmaz. Yazdığınız şiirden sayılmaz, kabul edilmez. O zaman 4. cümleden sonra, yani bu belirlenmişlerden birini seçmesi gerekir ifadesinden sonra hiç duyulmamış bir vezin türü üretmeye kalkışırsanız hoş karşılanmaz ifadesi gelmeli ki daha sonra da bunu detaylandır diyeceğim. Beyit kullanmanız gereken yerde 3 mısra. İşte nazım birimleriyle ilgili bir takım yargılar verdi. Efendim dörtlükte yazmanız gereken yerde 5 mısra kullanırsanız olmaz. Yazdığınız şiirden sayılmaz. Siz kabul görmezsiniz diyor. Burada dediğimiz gibi 4 numaralı cümleden sonra bu cümleyi yerleştirmek mantıklı olacaktır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen deyince ana düşünceye gitmemiz lazım. Metin neden yazıldı aslında? Bununla ilgili bir yargıyı bulmamız lazım. Anlatılmak istenen farklı düşünceleri de verebilir. Asıl vermek istediği mesaj ne metnin yazarının? Bunu incelemeye çalışacağız. Bir sanatçı sesini soluğunu zamanın tozları arasında boğulmaktan, yitip gitmekten nasıl kurtarabilir? Nerededir bunun gizi? Birçok cevap verilebilir ama cevaplar ne denli değişik olursa olsun yaklaşımlar ya doğrudan ya dolaylı bir biçimde gelip dilde odaklaşacaktır. Çünkü yazarlık da şairlik de bir dil işçiliğidir her şeyden önce. Yaşamın ve yaşantının dilde sergilenmesidir. Yani dilin tadına, dili oluşturan sözcüklerin şiirine varamamış bir sanatçı yaşadığı günlerin sınırını aşamaz, yeni bir ses, yeni bir soluk getiremez böyleleri. Dolayısıyla hedeflerine ulaşmaları da söz konusu olamaz. O zaman hedeflerine ulaşmaları neye bağlı bu sanatçıların? Sözcüklerin şiirine varabilmelerine bağlı. Yani sözcüklerin değerini kavrayabilmelerine bağlı. Sözcükleri yerli yerinde güzel bir şekilde, işte sözcüklerin üstüne kafa yorarak, dil işçiliği sergileyerek metinlerini oluşturmaları lazım. Yani aslında sözcükleri iyi bir şekilde kullananlar, işte kalıcılığı yakalayan, hedefine ulaşan sanatçılardır şeklinde düşünülebilir. Bir bakalım seçeneklere. Yazıda kendine hedef koymak yazarı başarıya ulaştırır. Şimdi hedef koymak neyle ilgili bir hedef koymak? Ya da yazarı başarıya ulaştırıyorsa sözcüklerle ilgili niye bu kadar tantana yaptı? O yüzden aha seçeneği olmaz. B'ye bakıyorum. Benzemez olmaya çalışmak, yani orijinal olmaya çalışmak sanatçının vazgeçilmez rehberidir diyor. Burada da özgünlükle ilgili bir yargı yoktu metinde. Sözcük kullanımıyla ilgili yargılar vardı. Bu da olmaz. Sözcükler sanatçının ulaşacağı noktayı belirleyen esas unsurlardır. Burada ne demiştik biz?
hedeflerine ulaşmaları sözcüklerin şiirine varmalarına bağlı demiştik. O zaman C seçeneği aslında asıl anlatılmak istenen olabilir. D'ye bakıyorum. Düşünce ve duygular özlüce, yani lafı uzatmadan, etkili bir şekilde biçimlendirilirse güzellik oluşur. İnsanı etkileyecek şekilde kullanılırsa güzellik oluşur. Burada da güzellik estetikle ilgili bir yargı var. Ama yine sözcük seçimiyle ilgili, sözcük kullanımıyla ilgili, sözcüğün insanı kalıcılığa götürmesi, hedefine ulaştırmasıyla ilgili yargı yok. Bu da olmadı. E'ye bakıyorum. Üslup kaygısı gütmek yazarın birincil derdi olarak görülmelidir. Şimdi üslup kaygısı dili kullanma kaygısı. Tamam, dil işçiliği dedi ama dil işçiliğini neyin üzerinde kullanıyoruz biz? Sözcüklerin üzerinde kullanıyoruz. O yüzden burada da yine sözcüklerle alakalı bir yargı yok. Bu da olamaz. Ama dediğimiz gibi C seçeneği asıl anlatılmak istenen mesajı bize verdi. Bu parçada Patara ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde olumsuz bir soru köküyle karşılaştım. Seçenekleri yukarıdan aşağı değerlendirip daha sonra metinde var mı yok mu bunu bulmaya çalışacağım. A. Tarihine yön veren felakete, Patara'nın tarihinde bir felaket olmuş. B. Sahili etkileyiciymiş. Bakalım. C. Alanında başka bir adla anıldığı. D. Buluntularının zenginliği. E. Tarih sahnesine ne zaman çıktı? Haydi bakalım metni. Likya Birliği'nin başkenti Patara ve aynı adı taşıyan sahili Antalya'nın Kaş ilçesinde. Likya dilinde Pitara olarak bilinen şehir M.Ö. 8. yüzyılda kurulmuş. Şimdi tarih sahnesine ne zaman çıktı o zaman? M.Ö. 8. yüzyılda. O zaman E seçeneğine değinildi. Bizans İmparatorluğu zamanında 400 metre genişliğinde ve 1600 metre derinliğindeki Patara limanı kumla dolmuş ve gemiler limana yanaşamaz olmuş. Ha, o zaman burada limanının kumla dolması şehirle ilgili bir felaket, tarihine yön veren bir felaket denilebilir. Niye? Çünkü diyor ki önemini giderek kaybetmiş ve her şeyin üzerine kum tabakası örtmüş. O zaman tarihine, şehrin Patara'nın tarihine yön veren bir felaket oldu bu kum dolma olayı. Ta ki arkeologlar uyuyan güzel dedikleri Patara'yı. Ha, şimdi arkeoloji alanında Patara uyuyan güzel olarak biliniyor. O zaman alanında başka bir adla anıldığı bu yargıda var. Patara'yı 1988'den itibaren yoğun kazılarla gün yüzüne çıkarana kadar. Patara kazılarında 11 metrelik kum tabakasını temizleyen arkeologlar her geçen gün heyecan verici başka bir keşifte bulunuyorlar. Demek ki her geçen gün yeni bir şeyler buluyor adamlar. Buluntular zengin. Ama sahil etkileyici mi? İnsanın hoşuna gidiyor mu? İnsanı heyecanlandırıp mutlu ediyor mu? Bununla ilgili bir yargıya değinilmedi. Cevap bu sebeple B seçeneği oldu. Bu parçada söz edilen yazarla ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruldu. Hemen bir bakalım metne. Nergis çiçeği ile ilgili efsaneyi bilirsiniz. Hani Narsis'in kendi güzelliğini hayranlıkla seyrederken göl kenarında kök salmasıyla Nergis çiçeğinin oluşması söylendi. Bu yazarımız da Narsis misali kendi kaleminin esiri olmuştur. Yeni, farklı bir şeyler üretip ortaya koymayı, var olan eserlerini de bir eleştirmen tavrıyla gözden geçirip değerlendirmeyi aklının ucundan dahi geçirmiyor. Yani kendini beğenen bir yazarla karşı karşıya olduğumuzla ilgili bir öncül olması lazım sanırım. Birinci öncüle bakıyorum. Her eserinde bir önceki eserini aşarak okurun beklentisini yüksek tutmayı başarmıştır. Bir kere yeni bir şey söylemeyi ihtiyaç görmüyordu. O yüzden bir olmaz. İkiye bakıyorum. Anlaşılmama kaygısıyla ilk eserlerini yeniden ele alıp dilini bulunduğu zamana göre düzenlemiştir. Dil özellikleriyle ilgili bir düzenlemeden de bahsetmedi. İki de olmaz. Üçe bakıyorum. Öz eleştiriye gerek duymayacak kadar eserlerinin ustalık ürünü olduğunu düşünmüştür. Evet, doğrudur. Niye? Çünkü bir eleştirmen tavrıyla gözden geçirip değerlendirmek aklının ucundan dahi geçmiyormuş. O zaman 3'ü söylemek mümkün. O zaman cevabımız C seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi acıyı mutsuzluğu böyle işleyen bir şaire ait olamaz denildi. Bir bakalım. Şair acıyı mutsuzluğu nasıl işliyormuş? Sonra da hangisi bu şairin eseri olabilir olamaz bunu inceleyeyim. Mutsuzluğunu, üzüntüsünü yüksek sesle söylemez. Onları inceden inceye, derinden derine hissettirir. Ha, açık bir şekilde ben mutsuzum demiyor. Onun için onu okurken birden sarsılmaz, yüzünüze bir tokat yemiş gibi olmazsınız. O yüreğinizi sessizce delik deşik eder. Aklınız, gözünüz ve yüreğiniz o acının odağında buluşur. Ha,
hissettirir diyor. Yani inceden inceye verir. Açık bir şekilde ben acı çekiyorum deyip feryat figan etmez de bunu inceden inceye dizelerin arasında gizler dedi. Bakalım hangisi bu şairin şiiri olamaz. Evimden uzakta, annemden uzak, kimsesiz kalmışım yad ellerinde. Bir vefa ararım kalbe dolacak, gurbetin yabancı güzellerinde. Burada evinden uzak olmanın kendisini üzdüğünü hissettiriyor bize. Ben evimden uzak olduğum için üzgünüm demiyor da ben annemden uzak olduğum için, evimden yurdumdan uzak olduğum için hani kendimi böyle eğleyecek bir vefa bulmaya çalışıyorum dedi. Bu olur. Gizliden gizliye üzüntüsünü dile getirdi. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Yani yalnızlığını aslında ne diyor? Sabah rüzgarından başka kimse benim kapımı çalmaz. Bu şekilde dile getirdi. Kimse bana ateşten daha fazla yanamaz şeklinde yalnızlığını dile getirdi ama bunu da yine edebi sanatlarla yaptı. Açıktan açığa aleni bir şekilde feryat figan etmedi. Bu da olur. Gün geldi, saat çaldı. Aranızda verin yer, sararmış biri kaldı. Gün geldi, saat çaldı. Aranızda verin yer, sararmış biri kaldı. Sarardım, soldum. Artık o kadar üzgünüm, yorgunum, halsizim ki günüm, vaktim, saatim geldi. Bana da bir yer açın diyor aranızda. O zaman burada da yine üzgünlüğünü, yorgunluğunu, duygularını açık bir şekilde dile getirmedi de hissettirdi diyebiliriz. Ey unutuş, kapat artık pencereyi. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Ey unutuş, kurtar bu gamlardan beni. Şimdi burada ey unutuş, ey unutuş diye bir nidaya, ünleme, seslenmeye yer verdiyse açıktan açığa mutluluğunu dile getiriyor. Zaten şurada ne dedi açık bir şekilde? Beni bu gamlardan, yani üzüntülerden, kederlerden, elemlerden kurtar dedi. O zaman D seçeneği açık bir şekilde üzüntüsünü dile getirdi. E'ye de bakalım yine. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de bir tanıdık çehre. Garibim, garibanım, kimsem yok, kimsesizim dedi. Bundan ötürü üzülüyor ama bunu açık bir şekilde söylemiyor. Hissettirdi bize. E seçeneği de olur. Ama dediğimiz gibi D seçeneğinde açık bir şekilde mutsuzluğu, üzüntüyü dile getirdi. Bu yüzden böyle söyleyen, böyle düşünen bir şairin şiiri olamaz diyoruz. Bir numaralı parçadan sonra iki numaralı cümleyi yazan yazarın amacı aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Şimdi iki tane metin verildi. Bunların arasındaki ilişkiyi muhtemelen bulmamızı isteyecek. Hemen bir bakalım metinlere. Günlük hayatta çevremizi renklendirmek için kullandığımız boyalar ve pek çok organizmaya renk veren pigmentler, üzerlerine düşen ışığın bir kısmını soğurur, bir kısmını ise geri yansıtırlar. İnsan gözünün algıladığı renklerin kaynağı, cisimler tarafından soğurulmayan, yansıtılan ışıktır. Şimdi burada bir bilgi verdi. Pigmentlerin üzerlerine düşen ışığın bir kısmını soğurduğunu, emdiğini, bir kısmını da geri yansıttığını söyledi. İnsan gözü de işte bu soğurulmayan, yansıtılan ışığı algılıyor dedi. Bize bir bilgi verdi. İkiye bakıyorum. Bir cisim üzerine düşen beyaz ışıktaki mavi ve kırmızı renkleri soğurup yeşil rengi yansıtıyorsa yeşil, mavi ve yeşil renkleri soğurup kırmızı rengi yansıtıyorsa kırmızı görünür. Beyaz cisimler üzerlerine gelen beyaz ışığın tüm renklerini geri yansıttığında beyaz görünür. Siyah cisimlerse üzerine gelen ışığı yansıtmaz ve siyah görünür. Ha, aslında bir de verilen bilgiyi biraz daha somut hale getirdi. Hani biz neden beyazı beyaz görüyoruz? İşte yeşili ne şekilde olunca yeşil görüyoruz? Efendim işte ne durumda kırmızı rengi görüyoruz? Ne durumda siyah görüyoruz? Bununla ilgili somut bir örnek vermiş oldu. Şimdi bir bakalım seçeneklerde örneklemeyle, somutlamayla ilgili bir durum söz konusu. A. Söz konusu bilgiyi görünür hale getirmek. Şimdi birinci cümlede bir bilgi vermişti. İkincide de ne dedik? Bunu görünür hale getirdi, somut hale getirdi dedik. O zaman aradığımız cevap A olabilir. Diğerlerine de bir bakalım. Bir olayın oluş aşamalarını anlatmak. Hayır, burada örnek vermişti aslında. O yüzden B seçeneği olmaz. C seçeneğinde duyularla ilgili ayrıntılara yer vermek dedi. Şimdi görmeyle ilgili bir ayrıntı var ama duyularla ilgili, hani işitmeyle ilgili bir ayrıntı var mı? Bununla ilgili bir şey yok. Ya da dokunma duyusuyla ilgili bir ayrıntı var mı? Bununla ilgili bir ayrıntı yok. Olay ve durumları kendi bakış açısıyla açıklamak, yani öznel bir yorum katmak ama bu nesnel bilgiler verdi. O zaman bu da olmaz. E seçeneğinde de sebep sonuç ilişkisiyle ifadeleri birbirine bağlamak. Yani burada 1 ve 2 numaralı metinler arasında sebep sonuç, neden sonuç ilişkisi var diyor. Hayır. Ne dedik?
Bir de verilenleri daha açıklayıcı bir anlatım var. Bu da olmadı. O yüzden cevabımız burada A seçeneğidir diyoruz. Buna göre siyah renkli bir cisimle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle söylenebilir dedi. Yani benim aklımda hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde söyleyebileceğim ifadeyi bulmamı istedi. Hemen bir metne bakalım, sonra da yargılardan hangisini kesin olarak soru işareti olmadan, şüpheye yer vermeden söyleyebiliriz, bulmaya çalışalım. Günlük hayatta çevremizi renklendirmek için kullandığımız boyalar ve pek çok organizmaya renk veren pigmentler üzerlerine düşen ışığın bir kısmını soğurur, bir kısmını ise geri yansıtırlar. İnsan gözünün algıladığı renklerin kaynağı cisimler tarafından soğurulmayan, yansıtılan ışıktır. Bir cisim üzerine düşen beyaz ışıktaki mavi ve kırmızı renkleri soğurup yeşil rengi yansıtıyorsa yeşil, mavi ve yeşil renkleri soğurup kırmızı rengi yansıtıyorsa kırmızı görünür. Beyaz cisimler üzerlerine gelen beyaz ışığın tüm renklerini geri yansıttığından beyaz görünür. Siyah cisimlerse üzerine gelen ışığı yansıtmaz ve siyah görünür. Demek ki hepsine emin. Şimdi bakalım. 1. Cisim üzerine düşen görünür ışığın tamamını yansıtmaktadır. Hayır, buna ulaşamam. Yani siyah renkli bir cisim üzerine düşen bütün ışığı yansıtıyorsa o zaman siyahı görmemem lazım. Emmesi lazım demek. Cisim üzerine düşen görünür ışığın tamamını soğurmaktadır. Evet, bu yüzden zaten siyah görünür diyor. Yansıtmıyor, soğuruyor, emiyor. 3. Cisim üzerine düşen görünür ışığa tepki vermemektedir. O zaman renk oluşmazdı zaten. Bu da yine olmadı. Burada kesin olarak söylenebilecek tek yargı 2 numaralı yargı oldu diyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye soruldu. Hemen bir bakalım. Kent kültürü evleri sokağa, caddeye açar. Kır kültürü tarlaya, bahçeye. Kır işleri ağırdır, zahmetlidir, çilelidir kent işlerine göre. Kırsalın insanı gönül birliği, güç birliği, el birliği, hatta kader birliği ederek tarla bahçe işlerini imece yöntemiyle kotarmış, böylece zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilmiş. Her ne kadar günümüzde küçük kırıntıları kalmışsa da bir zamanlar imeceler nokta nokta anlayışının güzel yansımalarıymış. Şimdi burayı tamamlamamız istendi bizden. Buradan önceki kısımda da bu işte kırsaldaki, küçük kesimlerdeki, köylerdeki, nahiyelerdeki insanların efendim gönül birliği ederek, güç birliği ederek, el birliği ederek, hatta kader birliği ederek işleri hep birlikte yapmaları dile getirildi ki imecenin tanımı da budur zaten. Şimdi bakalım bir seçeneklere. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Bu aslında küçük görülen bazı durumların büyük şeylere sebebiyet verebileceğini ifade etmek için kullanılan bir söz. Bu olmaz. Bir selam bin hatır yapar dediğimizde, hani bir selam verirsin ve kendine pek çok arkadaş edinirsin. Hatır, gönül bilen birçok insan kendine kazandırabilirsin gibi bir anlamı var. Ama işleri birlikte yapmayla ilgili bir anlam yok. C'ye bakıyorum. Dost kara günde belli olur diyor. Bu gerçek dostların, hakiki dostların zor günlerimizde, zorlandığımız günlerde ortaya çıktığından bahseden bir atasözü. D'ye bakıyorum. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Burada da yine komşuluk ilişkileriyle ilgili bir atasözü var. Ama işleri birlikte yapıyorlar mı, bunu yine bilemem. E seçeneğine baktığımda birlikten kuvvet doğar diyor. Zaten burada da gönül birliği, güç birliği, el birliği, kader birliği ederek tarla bahçe işlerini hep birlikte kolay bir şekilde yapıyorlarmış dedi. Bu yüzden boşluğa E seçeneğinin gelmesi doğru olacaktır. Bu parçada imece ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde olumsuz soru kökü verildi. Seçenekleri yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde okuyup bunlardan hangisine değinilmediğini bulmaya çalışacağım. A seçeneğinde imecenin kent kültürünün bir parçası olduğundan bahsedildi. B seçeneğinde hangi amaçla kurulduğu, C seçeneğinde farklı alanlarda uygulandığı, D seçeneğinde zorlukları yenmede kolaylık sağladığı ve E seçeneğinde temelinde samimiyetin olduğu ifade ediliyor. Hemen bir bakalım. Kent kültürü evleri sokağa, caddeye açar. Kır kültürü tarlaya, bahçeye. Kır işleri ağırdır, zahmetlidir, çilelidir kent işlerine göre. Kırsalın insanı gönül birliği, güç birliği, el birliği, hatta kader birliği ederek tarla bahçe işlerini imece yöntemiyle kotarmış. Böylece zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilmiş. O zaman zorlukları yenmede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda
bu kırsaldaki insanlarda bir gönül birliği varmış. Yani sanki kent kültürünün bir parçası olduğu cevap olmayacak da bir bakalım yine de. Ha şurada kırsalın insanı gönül birliği ederdi derken o zaman temelinde bir samimiyet var. Aynı gönül ikliminde olmak, aynı duyguları paylaşmak, samimi bir şekilde yaklaşmak gibi düşünülebilir. Buradan E seçeneğine de ulaşabiliriz. Devam ediyorum. Her ne kadar günümüzde küçük kırıntıları kalmışsa da bir zamanlar imeceler anlayışının güzel yansımalarıymış. Odun imecesi, fındık imecesi, darı imecesi. Yani imeceler farklı alanlarda kullanılabiliyor. Odun keserken ya da odun toplarken. Efendim fındık hasadında bir imece. İşte mısırla ilgili darı dediğimiz mısır. Mısırla ilgili bir imece. O zaman farklı alanlarda uygulandığından söz etmemiz mümkün. Aynı zamanda hangi amaçla kurulduğu, bu işleri gerçekleştirmek amacıyla, kırsaldaki işlerin hep birlikte kolay bir şekilde yapılması amacıyla imece kuruluyor. Bu da var. Ama metnin tamamını okuyacağım. Hani kent kültürünün bir parçası mı, yoksa kırsal kültürün bir parçası mı? Bunu tekrar konuşacağız. İmeceler tarla bahçe işlerini yardımlaşarak tez elden bitirmek için kurulmuş. Yine hangi amaçla kurulduğunu burada da dile getirdi. İyi komşuluk ilişkilerini pekiştiren hoş bir güzellikmiş, içtenlikmiş, samimi olduğu tekrar dile getirildi. İncelikmiş eski imeceler. İmecelerin en gösterişlisi, en alımlısı ekin imeceleriymiş. Hele bir de kemençe eşliğinde kurulmuşsa bu imeceler oldukça hareketli, eğlenceli olurmuş. Kemençenin ritmine uygun kaldırılıp indirilen kazmalar, karşılıklı atışmalar, yakılan türküler. Burada da bu türküleri örnek verdi. Hey imeci imeci, iki koyun bir geçi. İmecinin içinde ben olsam kemençeci gibi. Şimdi hep köyle ilgili, işte kırsalla ilgili, ne bileyim kasabalarla ilgili, nahiyelerle ilgili, kazalarla ilgili ama kentle ilgili bir imecenin varlığından söz edilmedi. O yüzden doğru cevabımız burada A seçeneği oldu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur denildi. Hemen aşağıdakileri hızlı bir şekilde okuyalım. Sonra metinde var mı yok mu bunu inceleyelim. A seçeneğinde karşılaştırma denildi. B seçeneğinde alıntılama ifadesini görüyoruz. C seçeneğinde sayısal verilerden faydalanma. D seçeneğinde eksiltili cümle. E seçeneğinde öznellik denildi. Şimdi bakalım aslında bakmadan önce de şimdi sayısal veri aslında rakamların kullanıldığı, efendim ondalık ifadelerin kullanıldığı, oranların kullanıldığı bir yöntem. Şimdi metnin geneline şöyle hızlı bir şekilde göz attığımızda zaten herhangi bir rakam, ondalık veri, efendim sayısal bir ifade, bir oranlama durumu söz konusu değil. Ama diğerleri nerede? Onları bulalım. Mesela kent kültürü evleri sokağa, caddeye açar. Kır kültürü tarlaya, bahçeye açar mı, götürür mü, ne yapar bilmiyorum. Yüklemi yok. O zaman eksiltili cümleye yer verildi diyebilirim. D seçeneğine buradan ulaştım. Kır işleri ağırdır, zahmetlidir, çilelidir kent işlerine göre. Yani kır işlerinin kent işlerine göre daha ağır olduğunu söyledi. O zaman bir kıyaslama var. A seçeneğine de ulaştım. Devam ediyorum. Kırsalın insanı gönül birliği, güç birliği, el birliği hatta kader birliği ederek tarla bahçe işlerini imece yöntemiyle kotarmış. Böylece zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilmiş. Kime göre kolaylıkla gelebilmiş? Bunu da bilmiyorum. Bu da bir öznellik kattı aslında. Şurada tırnak içinde bir ifade gördüm metnin sonunda. Şurası var ama bura 3 noktalı şekilde yani boşluk doldurmaya yönelik. Şuraya baktığımda bir dörtlüğe yer verildi. Hey imeci imeci, iki koyun bir geçi. İmecinin içinde ben olsam kemençeci. Bir türkü alıntılaması da yapıldı. Ama dediğimiz gibi herhangi bir rakam, ondalık bir ifade, bir kesir, efendim bir oranlama durumu olmadığı için sayısal verilerden kullanıldığını söyleyemiyoruz.